Yani benim Göztepe'yle tanışmam 6-7 yaşında başlamış gibi gözükebilir ama aslında doğduğumdan itibaren başladı. Babam benim göbek bağımı şu an Göztepe stadının yapılacağı yere gömdü ve o dönemden itibaren benim Göztepe'yle tanışıklığım başladı. Küçükken babamla Göztepe maçlarına gidiyorduk. Yaklaşık 6-7 yaşında babam beni Göztepe Spor Okulu'na yazdırdı. Ondan sonra da kademe kademe yükseldim ve 2014-2015 yıllarında A takıma çıkmak nasip oldu. Şu anda da Göztepe formasını giymeye devam ediyorum. Sonuçta küçük yaşta tribünde olup şu an sağ içinde bu formayı giymek benim için çok özel ve çok güzel bir duygu. İnşallah bu güzel duyguyu uzun süreler devam ederim. Bu benim için çok büyük bir gurur. Şu an bunun mutluluğunu yaşıyorum. Kaleciliğe başlama hikayemi anlatayım istersen. 6-7 yaşında Göztepe Spor Okulu'na başladım. 11-12 yaşında antrenman yaparken bir kaleci eksikliği oldu ve ondan sonra kaleye geçtim. Ondan sonra da o şekilde devam etti. Kaleci olduk. Ama ilk stoper olarak başlamıştım. Yani Beto hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Kariyeri zaten her şeyi açıklıyor. Ben kendimi şu an çırak olarak görüyorum. Onu usta olarak görüyorum. İnşallah çırak ustayı geçer. Arkadan maşallah gümbür gümbür geliyorlar. Havuz'da, Arda'da, Eren'de çok yetenekli kaleciler. Geçen sene evet Manisa Spor'da bir sene kiralık oynadım. Benim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bana çok güzel tecrübeler sağladı. İnşallah geçen yıl yaşadığım tecrübelerin devamını burada getiririm. Yani gole gelecek olursak o çok özel, çok farklı bir duygu. Şu an hala düşündüğüm zaman bile gerçek olduğunu tam olarak idrak edemiyorum. O sırada düşmemek için o maçtan mutlaka puan almamız gerekiyordu. Son dakika korner oldu ve tam olarak hissettim dersem yalan olur. Çıkayım şansımı deneyeyim dedim. Çok şükür kısmet oldu bir kaleci için. Çok özel, çok farklı bir duygu. İnşallah gollere burada da devam ederim. Unutulmaz bir anıya gelecek olursak da Eskişehir Spor'la oynadığımız final maçıydı. Bir futbolcunun tuttuğu takımla Süper Lig'e çıkma başarısı göstermesi çok güzel bir anıydı. Çok şükür o gün şampiyonluk bize nasip oldu ama maçtan öncesine değinecek olursak da şampiyon olacağımızı maçtan önce de biliyorduk. Göztepe taraftarının bana göstermiş olduğu sevgi benim için çok özel. Göztepe'de oynadığım dönemde de maç oynanırken besteleri, tezahüratları duyduğum zaman içimden kendimi de eşlik ediyordum. Taraftarımız sağ olsun bana her zaman sahip çıktı. Beni Göztepe'nin çocuğu olarak adettiler. Ben de her zaman taraftarımızın sevgisine layık olmaya çalışıyorum. Onların beni sevdiğini düşünüyorum. Ben de onları çok seviyorum. Ben de kendimi bir taraftar olarak görüyorum ve takımımız galip geldiği zaman bir futbolcu sevincinin dışında bir taraftar sevinci de yaşıyorum. Tabii her futbolcunun hayali büyük takımlarda oynamaktadır ama ben zaten çok büyük bir takımda oynuyorum. Ayrıca tuttuğum takımda oynuyorum. O yüzden Göztepe'nin yeri bende çok ayrı. Hedefim bu formayı uzun yıllar giymek ve aynı zamanda amil takım formasını da Allah nasip ederse giymek istiyorum. Yani en büyük hayalime gelecek olursak da Göztepe formasını Avrupa'da temsil etmek istiyorum. İnşallah Göztepe formasıyla Avrupa arenasında mücadele etmek bana ve bizlere nasip olur. Kampımız şu an çok neşeli, çok güzel bir şekilde geçiyor. Bütün imkanlar çok olumlu, çok güzel. Şu an belki de İzmir'de güneş olabilir ama burada yağmur yağıyor. İklim şartları olarak da çok güzel. Kampta ortamımız çok güzel, çok neşeli. Hocalarımız bizi birazcık görüyor ama inşallah bunun karşılığını sezon içinde başarılarla alacağız. Şu an İzmir'den yaklaşık bir haftadır uzağız ama İzmir'i şu an gerçekten çok özledim. Kordon'u, Güzel Yalısı, Alsancağı, Göztepe'si, buraları gerçekten çok özledim. Bütün İzmirliler bilir zaten, İzmirliler İzmir'den ayrı kaldığı zaman İzmir'i özler. Biz de şu an birazcık İzmir'i özlüyoruz. Buradan aileme ve aileme, arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza selam yolluyorum. Ligimiz yaklaşık bir ay sonra başlayacak. Biz de ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bir senedir Göztepe formasından uzaktım. Çok özlemiştim. Bir ay kaldı ve sabırsızlıkla bekliyorum sezonun başlamasını. Kampımızın nasıl geçtiğini, saha içinde ve saha dışında neler yaşadığımızı Göztepe'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz. Allah! Oo, baştan al baştan. Kamera arkasını yapma da cümle düşük oldu. Nereden alalım? Düşünmediğim yerlerden çıktı. Orada soruyu unuttum ben, o yüzden şey yaptım. Sen rahat ol ya. Pas geçer miyim? Ya şu gelmesin ya. Zafer abi. Ses kontrol.